5. sınıf 2. dönem 1. örnek yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışırım. Sevgili öğrenciler, harika bir yazılı 20 sorudan oluşuyor. Her sorunun puan değeri 5. Durdur, kendin çöz. Aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. İlk sorumuz. Yukarıda kareli kağıt üzerine verilen şekiller içerisinde hangisi yoktur? Çocuklar, buradaki açık mavi mi diyelim buna? Açık mavinin paralel kenar olduğunu görüyorum. Yanındaki yeşilin bir yamuk olduğunu görüyorum. İki kısa, iki uzun kenardan oluşan bir dikdörtgen olduğunu görüyorum. Bu eşkenar üçgen, eşkenar dörtgendir, kare değildir. Kare yok yani burada. Doğru cevabım C seçeneği. 2 numaralı sorudayız. Yanda verilen ABCD dörtgeninde verilmeyen açının ölçüsü kaçtır? Çocuklar, dörtgenin iç açıları toplamı 360 derecedir. Nasıl bulursun biliyor musun? Herhangi bir köşegen çektiğinde ortaya iki tane üçgen çıkıyor. Bakın 1 numara ve 2 numaralı üçgen. Üçgenlerin her birinin iç açısı 180 derece ise iki tanesi 360 derece olur. Buradan da bulabilirsin. Şimdi burada bir diklik sembolü var. 90 derece, değil mi? Onun işte A açısının orada 108 derece olduğunu görüyorum. Orada bir 67 derecelik bir açı var. Bir de D açısı eklenince 360 olacak. Üçünü topluyorum. 15 elde var 1. Ekledim 16 da burada. 16'nın 6'sına ekledim 50'yi de. 265 derece üçünün ölçüsü. O zaman 360 derece tamamı 265'i çıkartarak benden istenilen D açısını 95 derece şeklinde buldum. Doğru cevabım B seçeneği. 3 numaralı sorumuz, yukarıdaki kareli zeminde verilen AB doğru parçasının uçları hangi nokta ile birleşirse oluşan üçgen geniş açılı bir üçgen olur diyor bize. Yani sevgili öğrenci, mesela C ile birleştirdiğin zaman dar açılı üçgen oluştu. D ile birleştirelim, deneyelim şöyle. Yine dar açılı üçgen oluştu. E ile birleştirelim sevgili öğrencim. Dik açılı bir üçgen oluştu. Yani A'nın ve B'nin şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bak, A'dan bir çizgi çektim. B'den bir çizgi çektim. Buradaki çizgi sağ tarafa doğru gelecek ki anca geniş açı oluşturabilsin. O da anca F noktası olur. F'den çektik ve B'den de F'ye çektiğimiz zaman dikkatli bakarsan buradaki açının geniş açılı olduğunu fark edebilirsin. Demek ki F ile birleştirirsem ancak geniş açılı bir üçgen oluşturabilirim. Doğru cevabım D seçeneğidir. Sevgili öğrencilerim, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflara ait özel matematik derslerimiz haftanın 2 günü İbrahim Hoca tarafından birer saat şeklinde verilmektedir. Bu derslere grup olarak da katılabilirsiniz, bireysel olarak da katılabilirsiniz. Ücreti olan bu derslerimiz okul müfredatıyla bir gitmektedir. Sevgili öğrencilerim, harika eğleniyoruz. Aynı zamanda matematik öğreniyoruz. Tabii cüzi miktarlarla. Katılmak isteyenlerin velileri bizi 507-215-2658 numaralı telefondan arayıp ayrıntılı bilgiyi edinebilir. 4 numaralı sorumuz, aşağıdakilerden hangisi AB? Yalnız AB'nin başında köşeli parantez var, sonunda da köşeli parantez var. Bu AB'yi doğru parçası yapar. A'ya baktığım zaman her iki ucunda ok varsa bu bir doğrudur. C'ye baktığım zaman bir tarafı nokta, diğer tarafında ok varsa bu ışın olur. D'ye baktığım zaman bir tarafı nokta, diğer tarafında ok varsa bu BA ışını olur. AB doğru parçasını belirtmesi için bunun sınırlı belirli bir uzunluğu olması gerekir. Bunu da A ve B'lere nokta koyarak yapabiliriz. Doğru cevap B seçeneği. 5 numaralı soruda yanda verilen noktalı kağıtta B noktasının A noktasına göre konumu aşağıdakilerden hangisidir? Bak, burada öğrencilerimiz karıştırıyor. Bunu dikkat etmek gerekiyor. Şimdi B noktasının A noktasına göre konumu nedir? Şimdi sen burada B'yi arıyorsun. A'yı hareket ettireceksin. Yani A'dan ben yola çıkarak B'ye nasıl ulaşabilirim diyor sana sevgili öğrencim. Tutup da B dediği için B'yi A'ya yaklaştırmaya çalışma. İlk söylenen ifade sabit kalacak. A'yı ben burada hareket ettirerek B'ye getirmeye çalışacağım. Önce sağa sola bakalım. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci. Ben A'dan 7 tane sağ tarafa doğru gidince B'ye doğru yaklaşıyorum. Bitmedi. Sonra geldiğim noktadan birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü, dört tane yukarıya doğru çıktığımda AB'ye ulaşmış oluyorum. Demek ki B noktasının A'ya göre konum, yani B A'nın neresinde? B noktası A'nın 7 tane sağında, 4 tane yukarısında demem gerekiyor. Doğru cevabım C seçeneği. 6 numaradayım. Yanda verilen ABCD paralel kenar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor bize.
Çocuklar AD ile BC'nin paralel olduğunu iddia ediyor A seçeneğinde. Kesinlikle iki uzun kenar ve iki kısa kenar birbirlerine paraleldir. Baktığımız zaman B'ye bakıyorum. AB ile CD. AB mavi ile gösterdim. Burası. CD burası. Bunlar doğru parçaları. Bunlar birbirine eşittir. Kesinlikle doğru. Yine BC ve AD diyor sevgili öğrencim. Birbirine eşittir. BC'yi yine mavi ile gösterdim. AD'yi mavi ile gösterdim. İki tane uzun kenar birbirine eşittir. Kesinlikle doğru. AB ile BC'nin birbirine paralel olduğunu iddia ediyor. Şimdi sevgili öğrencim, AB böyle. BC de böyle. Bu iki tane çizgi sence birbirlerine paralel olur mu? Paralel olması için çakışmamaları gerekir. Oysa bunlar B köşesinde çakışmış ve bir açı oluşturmuş. Yanlış olan D seçeneğidir. 7 numaralı sorumuz yukarıda verilen şekilde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor bize. Bakalım hemen sevgili öğrencim. AOG 81 derece. A'dan O'ya, O'dan G'ye. Bunlar şu kırmızıyla gösterdim açıda iki tane açı var. Nedir onlar? Birisi 45 derecelik açı, birisi 36 derecelik açı. Çocuklar bunların toplamı 81 derecedir. Kesinlikle doğru. Geldim B'ye. COE açısı diktir diyor. Hemen yapalım. C'den O'ya geldim. O'dan da E'ye geldim. Bunun dik olduğunu iddia ediyor. Baktığımız zaman orada iki tane açımız var. Biri 57 derece, biri 45 derece. Dik olması için bunların 90 dereceyi oluşturması gerekiyor. 7, 5 daha 12 elde var. 1, 5, 4, 9, 1 de elde 10. 102 derece. 102 derecelik bir dik açı olur mu? Bence olmaz. Doğru cevabım B seçeneğidir. 8 numaralı sorumuz. Yanındaki noktalı kağıt üzerine verilen doğru parçalarından hangi ikisi eşit uzunluktadır diyor bize. Baktığımız zaman EF mesela ne yapalım? ABIJ diyor bize. Şimdi AB ve IJ. Şimdi sevgili öğrencim bakın burada şöyle yapacağız. Bunu bir köşegen olarak düşünürsen tamam bir dikdörtgenin köşesi. Peki bu dikdörtgen nasıl bir dikdörtgen? Kısa kenarı 2 birim, uzun kenarı 3 birim. Peki aynı köşegeni burada da çizsek acaba çıkıyor mu diye bir bakıyorum. Bir dikdörtgen bunun da 2 birim ve 3 birim uzun kenarı. O zaman AB ve IJ'ye baktığım zaman ikisi de aynı dikdörtgenin köşegeni ise ben bunların ikisine de doğru diyebilirim. Nasıl yapabilirim başka? Doğru cevabımı A seçeneği geri aldım. Şimdi A'dan B'ye gideceğim. Hani nokta ilerletiyorduk. Bak 1 birim, 2 birim, 3 birim sağında, 1 birim, 2 birim yukarısında. Aynı mantığı burada da yapabilir miyiz? Bakın 1 birim, 2 birim sağında, 1 birim, 2 birim, 3 birim de aşağı doğru geliyorum. Aynı bu mantığı güttük. Doğru cevabım bu şekilde daha seçeneği çıkıyor. Sevgili öğrenciler, ekranda gördüğünüz bana ait 6. sınıf matematik DVD eğitim setim. 5. sınıf artık yavaş yavaş bitiyor. Harika bir DVD eğitim seti tavsiye ederim. Şiddetle tavsiye ederim. İki DVD'den oluşuyor. Birincisinde iki tane kitabın tamamıyla en ayrıntılı yerlerine kadar anlatımı var. İçerisinde toplamda 42 saatlik bir anlatım var. Diğeri de binlerce sorunun çözüldüğü bir DVD. İçerisinde 250'den fazla ders var. 53 saatlik bir anlatım. Yapman gereken biliyorsun ki artık ilköğretimvideo.com bize ait olan internet adresi. Gir buraya satın alacağın 6. sınıf DVD'si ile ilgili ayrıntılı bilgiyi edinebilir, siparişini verebilirsin. Artı bunları USB olarak gönderme şansımız da var sevgili öğrencim. Yine sitemizden ayrıntılı bilgiyi edinebilirsiniz. 9 numaradayım. Aşağıdakilerden hangisi kenarlarına göre üçgen çeşitlerinden birisi değildir? Kenarlarına göre eş, kenar, çeşit. Yani bu gibi ifadelerden yararlanalım soru çözerken. Geniş açılı üçgen. O zaman bu açılarına göre üçgen çeşitleri arasında yer alır. Doğru cevabım C seçeneği. 10 numaralı sorumuz. Ege 180 lira parasının %30'u ile kitap almıştır. Buna göre Ege'nin aldığı kitap kaç liradır? Farklı yöntemler var sevgili öğrencim. Ben 180'in %30'unu hesaplayacağım. Paydaya bölüp payla çarpabilirsin. Mesela bir yöntem göstereyim. İki yöntemi de göstereceğim size. Mesela önce çarpma işlemini yapabilirsin. 18'in 3 katı 54 çift sıfırda ekledim 5400. Daha sonra bunu paydada bulunan yüzde böleceğim ve 54 sonucuna ulaşacağım. Doğru cevabım B seçeneği. Başka bir mantık. Aynı tabii ki. Sadeleştirme yapabilirim. Yani yukarıdan bir sıfır sildin, aşağıdan bir sıfır sildin.
Ha %30'unu bulmuşsun, ha onda üçünü bulmuşsun. Bunu niye yapıyorum? 180'i 10'a bölünebilecek duruma getiriyorum. 180'i 10'a böldüm 18. 18'de de 3'ü çarptım ve 54 sonucuna bu şekilde de ulaşabilirim. Bir diğer sorumuz güzel bir soru. Aşağıdakilerden hangisi %45'ten daha büyüktür diyor bize. Şimdi sevgili öğrenciler, burada kıyaslama, karşılaştırma yapabilmemiz için hepsinde yüzde olarak düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ben bunu 100 yapacağım. Nasıl yaparım? 20 ile genişletmem gerekiyor. 20 çarpı 2'den burası 40 oldu. 20 çarpı 5'ten de burası 100 oldu. %40, %45'ten büyük değildir. Mesela bunu 10 ile genişlettim sevgili öğrencim. 10 kere 3, 30 oldu. 10 kere 10, 100 oldu. %30, %45'ten büyük değildir. Burada bir ondalık sayı var. Onda 6 kesir olarak çevirdim. Daha sonra aşağı bir sıfır, yukarı bir sıfır. Ne yaptık? 10 ile genişlettik. %60, %45'ten büyüktür. Doğru cevabım C seçeneği. Bak buradaki ifadeye dikkat edelim. Burada bazısı çok çeldirici bir ifade. İşte diyor ki 412 diyor, 45'ten diyor büyüktür diyor. İyi de o şekilde düşünmeyeceğiz. 1000'de 412 tamam ama diğeri de %45. Sen burada %45'in yanına bir sıfır at. Yani her ikisini de binde şeklinde oku. Birisi 1000'de 450 oluyor, birisi 1000'de 412 oluyor. Yani sakın ha buradaki 412 görüp de aman ha 412 45'ten daha büyüktür gibi bir şeye kapılmayalım lütfen. Doğru cevabım C seçeneğidir. Ve bir diğer soru. Yanda modellenen kesirin yüzde sembolüyle gösterişi aşağıdakilerden hangisidir? Ortaya bir kesir çizeceksin. Bir önce kesir çizgisini çekelim sevgili öğrenciler. Bütün aşağı yazıyorum. Kaç tane burada kare var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6 kere 5 toplamda 30 tane karemiz var. Bunların kaçı boyalı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 tanesinin boyalı olduğunu görüyorum sevgili öğrencilerim. Şimdi soruyu biz kesir olarak yaptık. 30'da 18'i boyalı. Ama benden bunu yüzde sembolüyle belirtmemi istiyor. Nasıl yapabilirim? 30'u çarparak yüz yapamazsın. Paydayı genişleterek yüz yapamazsın. O zaman önce en sade biçimiyle yazarım. 6'ya bölerim 3 kere var. 6'ya bölerim 5 kere var. En sade biçimi 5'te 3. Daha sonra 5'i 20 ile genişleterek yüz yapabilirim. 20 çarpı 3 60 eder. 20 çarpı 5 100 eder. Oldu sana %60. Doğru cevap D seçeneği. 13 numaradayım. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor bize. A seçeneğinden başlıyorum. 4'te 3 ikisini aynı paydada tutmak gerekiyor. Burada yüzde ise 25 ile genişlet bakalım. 100 yap bunu. 25 çarpı 3 75. 25 çarpı 400. Baktığım zaman %75. Şimdi zaten bu okunuşundan bile olmuyor. 10'da 4, %4. Yani şöyle yapayım sana. Birisi 10'da 4, birisi %4. Sence bu ikisi eşit olabilir mi? Paylar eşit. Paydaların da eşit olması gerekiyor. Yanlış olan B seçeneği. Ve bir diğer sorumuz. Mert Kırtasiye'den fiyatı 5,75 olan bir adet kalem ve fiyatı 12,4 olan bir adet defter alıyor. Kırtasiyeci 50 lira veren Mert kaç lira para üstü alır diyor bize. Şimdi 5,75'e bir kalem almış mı? 12,4'e bir defter almış mı? Aldıklarının toplamı ne kadar? Burada virgülden hiza çekerek toplama işlemini yapmam gerekiyor. Arada boşluklar olabilir. Bunu bu boşlukları sıfırla doldurabilirsin. 5 sıfır daha 5 eder. 7 4 daha 11. Elde var 1, virgül aynı hizadan indirdim. 5, 2, 7, 1 de elde 8, 1'i de aşağı indirdim. Aldıklarımız 18, 15. Ben 50 lira verdim. 18, 15'i kessin ve bana paramın üstünü versin ya, değil mi? Buraya bir sıfır koydum. O sıfırları koy lütfen çünkü sıfırları görmeyince öğrenci tutuyor buraya 15'i aşağı indiriyor. Yanlış tabii ki sevgili öğrencim. Sıfırları koy. 5000'den 1815'i çıkartıyormuş gibi. Sıfırdan 5 çıkmaz. 10'luk aldık. Bura 4. Bura 9. Bura 9. Burası 10 olur. 10'dan 5 çıktı. 5. 9'dan 1 çıktı. 8 virgül 9'dan 8 çıktı. 1. 4'ten 1 çıktı. 3. 31,85. Doğru cevabım D seçeneğidir. 15 numaralı sorumuz. Bu işlemin sonucu kaçtır? Kesirlerde toplama ve çıkarma yapabilmek için paydaların eşit olması gerekiyor. Ben burada 3'ü 3 ile genişleterek 9 yapacağım. 3 kere 2 6, 3 kere 3 9. Genişletme pay ve paydayı aynı sayılarla çarpmak demektir. 7 6 daha 13 payda da bulunan 9'u yaptım. Bazıları sonucu bulduktan sonra bakıyor ya düz seçeneklerde yok diyor. 13 bölü 9. İyi de bu bir bileşik kesir.
Sana kimse bunu tam sayılı kese çevir demez. Senin bunu kendin çevirmen gerekiyor. Bir kere var, bir kere 9, 9 çıkarttım 4. 13'te 9, bir tam kere var. Küçük sayı yukarıda, büyük sayı aşağıda. Bir tam 4 bölü 9. Doğru cevabım C seçeneği. 16 numaralı sorumuzu zihinden yapabilir miyiz? 40'ın 5'te 3'ü kaçtır diyor. Çocuklar bir sayının bir kesir kadarını bulurken paydaya böler, payla çarparım. 40'ı 5'e böldüm 8. 8 ile 3'ü çarptım 24. Doğru cevabım A seçeneği. 17 numaralı sorumuz aşağıdaki kesirlerden hangisinin belirttiği büyüklük diğerlerinden farklıdır diyor bize. Çocuklar bakın hepsinde 7, 21, 28, 42 bunlar 7'nin katları. Mesela 3'e böldüm 5 kere var, 3'e böldüm 7 kere var. Yani A ve B'nin eşit olduğunu görebiliyorsun değil mi? 4'e böldüm 5 kere var, 4'e böldüm burada 7 kere var. Bu da 7 de 5'e eşittir. 35 ve 42'ye baktığım zaman her ikisi de 7'nin katı. Yani bunu 6'ya bölmen gerekiyor 7 olması için 35 bölünmüyor. 35'i 7'ye böldüm 5 kere var. 42'yi 7'ye böldüm 6 kere var. Hepsi 7'de 5'ken D seçeneğin 6'da 5 olduğunu görüyorum. 18 numaradayım. Buna göre A artı B kaçtır diyor bize. Çocuklar 7'nin karesi 7 çarpı 7'den bulabilirim. O da 49 eder. B sayısının 3. kuvveti 125'miş sevgili öğrencim. 5'in küpü 125 eder. 5 çarpı 5 25. Bir daha 5 ile çarp 125 eder. Bu durumda B'nin de burada 5 olması gerekmiyor mu? A sayısı 49, B sayısı 5. Soru sonunda bizden bu ikisinin toplamını istiyor. Topladım ve 54'ü buldum. Doğru cevap C seçeneği. 19 numaradayız. Yukarıda verilen sayı örüntüsünde L ile gösterilen sayı K gösterilen sayıdan ne kadar fazladır diyor bize. Şöyle bakalım. 3'ün üstüne al, pardon, 3'ün üstüne 8 eklemiş 11 bulmuş. 8 eklemiş 19 bulmuş. 19'a 8 eklemiş 27 bulmuş. 27'ye 8 eklersen 35 bulursun. 8 eklersen 43 bulursun. 8 daha eklersen de 51 bulursun. Biri 51, biri 35. Zaten 2 tane 8 daha öndedir L sayısı. 2 tane 8 de 16 eder. Yani bu 51 ve 35'i bulmadan da yapabilirim. 11'den 5 çıktı 6. 4'ten 3 çıktı 1. Doğru cevap D seçeneği. 20 numaradayım. Yukarıda verilen rakamlarla oluşturulacak 8 basamaklı en küçük doğal sayının binler bölü aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar küçük sayı oluşturmak için rakamları ok yönünde küçükten büyüğe doğru sıralaman gerekiyor ama sıfırı başa getiremiyorsun. Önce 1, sonra 0. 2 var orada, 3 yok, 4 var, 5 var, 6 var, 7 var ve 8 var. Şimdi birler bölüğü 678. Binler bölüğü 245. Milyonlar bölünde de 10 var. Ne istiyor benden? Binler bölüğü. Ortadaki bölü istiyor. 245 tabii ki. Doğru cevabım B seçeneğidir. Sevgili öğrenciler, yazılımız burada sona erdi. Yazılı sonunda bir puan aldın. Lütfen benimle paylaş onu. Yorumlar kısmında paylaşabilirsin sevgili öğrencim. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, diğer yazılıların, videoların takibi için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Başarılar diliyorum.